adab-ı muaşeret. Ladies and gentlemen. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Sultana. Yeah, okay, yeah. Adab-ı muaşeret adını tanı. Olay, talim ve terbiye onaylı. Darlama bizi, bizde yoktur ah. Senin bahsettiğin o pelisen misin? Bu kurul, bu okul bizden sorulur. Mokoko mu dedin o? Kötü bir kokudur. Topluca kopya, çekmece planları. Kitapları bahsedin ama koyduk size postayı. ÖSS baskısı bizi azdırdı. Tarihe adımızı yaldızla yazdırdı. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Çekilin yoldan, örselenmeyin. Raconumuz budur, dilimiz keskin bizim o biçim. Pazartesi gelir, ayaklarım geri gider. Salı olur, kaos gibi üzerime iner. Hoca kafalayalım, ders kaynatalım. Okuldan kaçalım, yasakları tadalım. Oyunumuz sıkı, kes sızını. Kandıramazsın sen bu adab kızını. Adem'e yedirttik elmayı hem de ayvayı. Gerisini hayal et, kızların kuralını bilirsin bunları. Aman ne, ne büyük marifet. Ayakta işemene sen devam et. Cevap C şıkkı. Sen çözünce kolaymış gibi geliyor da. Geliyor da ne? Evladım bunlar çocuk oyuncağı gibi gelmeli size. Daha önünüzde uzun bir maraton var yavrum. Şimdi daha böyle bu basit sorularda böyle tökezlerseniz ileride zor sorular geldiğinde ne yapacaksınız? Apışıp kalacaksınız. Seni tenzih ederim yavrum. Ben senin için söylemiyorum bunları. Aykut'a söylüyorum. İstersen bugün burada bitirelim baba. Ha, burada bitirelim baba. Anlaşıldı. Senin aklın başka yerde. Ne anlaşıldı baba? Tamam evladım, tamam anlaşıldı, anlaşıldı, tamam. Evladım hadi ben neyse ne de arkadaşının öğrenme hakkını gaspetme bari. Allah Allah. Müdürlük işini kabul etmemin tek nedeni artık senin okul taksitlerini düşünmeyeceğim. Sen de İstanbul'da kendine yeni arkadaşlar edineceksin. Bir gün sen de baba olduğun zaman bugün ne demek istediklerimi gayet iyi anlayacaksın ama çoktan işinden geçmiş olacaksın. Şimdi ne diyor bir bakalım. Evet. Dikey kesidi, çember biçiminde olan bir iş makinesi lastiği, derinliği 40 santim, boyu 120 santim, dikey kesidi, dikdörtgen biçiminde olacak şekilde gayet kolay. Bak şimdi kızım, şu dairenin... Eşyalar yarın mı gidiyor şimdi? Evet, onların den gidiyor. Arkadan da biz kısmetse. Az kalsın anlatıyor. Çok teşekkür rica ederim, çok teşekkürler. Aylin'cim, kızım iyi haberlerini bekliyorum. Hadi canım bakalım, başarılar. Hocam madem yarın gidiyorsunuz, hadi bu akşam ben de misafir olun otelde. Zahmet vermeyelim size. Yani ne güzel, istirahat etmiş olursunuz. Hem de bir günlük dinlenmeden sonra İstanbul'a gidersiniz. Havuzumuz var, salonumuz var. Biliyorum, biliyorum. Görüşürüz. İyi günler kızım. İyi günler efendim. Biz Ziya Bey'in misafirleriyiz. Bu akşam burada kalacağız. Hoş geldiniz. İsminiz nedir? Nurettin dedik. Ne zaman? Duyamadım. Anlamadım. Soyadınız nedir Nurettin Bey? Dedik ki kızım. Hızlı. Hızlı diyorsunuz ama abimiz durun. Pardon? 562, 456, 28, 32. Sakın unutma. Hmm.
Yaz evladım. Nakliyecinin numarası. 128-63-99-163-1569-999-800... Ziya Bey gerçekten bizi mahcup etti. Estağfurullah efendim. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Biraz krizden galiba değil mi? Ortalıkça yapmış. Maalesef böyle. Tabii. İşler biraz durgun. Kapalıyız kardeşim. Ay iyi günler. Havuz kaçta açılıyordu acaba? Bir de bu çıktı şimdi. Çok gerginsin baba, çok gerginsin baba. Evet gerginim. E gelme beni o zaman. İki sene tamamen derslerimize konsantre olacağız demedik mi? Ders. Tatildeyiz baba, tatilde. Tatil diyor bana. Hala bana tatil diyor. Ne tatil evladım? Tatil bitti. Uyan artık. Uyan. Kendisi disiplin konusunda şehirler arası birine sahiptir. Adam gibi adam, müdür gibi müdürdür. Sağ olsun beni kırmadı ve kabul etti. Evet, okulumuzun yeni müdürü. Buyurun hocam, hayırlı uğurlu olsun. Kimleri yola getirmedik ki? Bunları da yola getirmesini biliriz. Bu arada sana da görev düşüyor. Arkadaşlarına örnek olmalısın. Babam olduğunu bilmesinler. Evladım bilen biliyor zaten. İlk günden bilmesinler bari baba. Üzerime çok geliyorlar. Bari bu sefer idare edebildiğimiz kadar edelim. Evladım ben bütün bunlardan zevk mi alıyorum zannediyorsun? Mecbur olduğumuz için yapmıyor muyuz? Sen derslerine çalışmana bak. Kafanı başka şeye takma. Bakma öyle havalı havalı. Hadi git arkadaşlarına kaynaş biraz. Karşılaşma için kullanılacak tanımlama aşağıdakilerden hangisidir? A. Tesadüf. B. Kaderin cilvesi. C. Kör talih. D. Hepsi. Yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve yağışlı geçtiği okulumuza A şehrinden B şehrine yeni gelen Aykut, saatte 150 kilometre hızla adab-ı muaşeretten Zeynep'e vuruldu. Her yıl başkan seçilmeyi başaran Zeynep, kabinesini kurarak meclise sunar. Mecliste değilsek anlayın, adaptan kızlar hepsi. Ebru, Cavidan, İlknur, Canfeda ve Banu. İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Zeynep'e bağlıdır hepsi. Güzel. Takıp takıştırmayı, sürüp sürüştürmeyi sevseler de erkeklere göz açtırmaz, hepsini avuçların içinde oynatırlar. İşte bunlar da size bahsettiğim o bir avuç sersem sepelek, kertenkebelek ya da şebelek. Kendilerine mokokolar diyorlar. Başlarında eko var. Haylazlıkta gelecek vaat edenleri devşirme usulüyle aralarına katarlar. Burada konuşulanların buradan çıkmayacağına... Mokokonun gerçek anlamı... Bu ne lan böyle ruh gibi? Adam gibi ant için. Okul bizden sorulur kızlar. Gençler, unutmayın. Okul bizden sorulur. Öyle şey olmaz. Okul sizden sorulur. Öyle mi diyorlar? Aferin.
Afiyet olsun. Hayrullah Bey, kimsecikler yoğun yapsa en azından Allah muhafaza yani. Kafayı bildin sen genge ver. Gece mi yapalım yani? Nasıl göreceğim ben bunları? Tek bir martı istemiyorum burada. Şuraya bak, etrafa bok getiriyor ya. Bir tane bile martı istemiyorum burada. Sıçıp sıçıp batırıyorlar her tarafı. Deterjanla su getirdiydim. Temizlerim ben. Ya deterjan kaç para olduğunu biliyor musun ha? Hale bak. Deterjan getirmiş. Oturup dizlerimi seyredeceğim, ayaklarımı uzatacağım, kitap mı okuyacağım derken ablamlar çıktı geldi. İki kızın da elinde ödevler. Teyze Topkapı Sarayı'na gitmemiz lazım. Teyze İstanbul Modern'i görmem lazım. Gittikleri günün akşamında bu sefer Bursa'dan erkek kardeşim, karısı, çocuğu. Bizim gelini biliyorsun. Biraz rahat. Çocuğun brokoli çorbası içmesi lazım. Çocuğun pirzola yemesi lazım. Kalkta yap. Anlayacağın 15 gün boyunca babam artık yüzü görmedi. Kaça gidiyordu sizin oğlan annesi? Bir mezun olamadı gitti başımızdan. Ay ne yapsın canım? Sokağa mı atsın? Fatma Hanım siz bilirsiniz. Kısa namlulu bir tüfek türü diyor. Baş harfi çıkmış ve... Filinta. Aa, filinta muymuş? Filinta oluyor. Filinta gibi derken ne demiş oluyoruz yani? Bir de küçük bir ispirto ocağı türü. İkinci harfi A. Onu bilemedim. Bunu ben de bilemedim. Tatilde öptüğünüz gevezeyi gelmemiş anlaşılan. Çıkarın kağıtları. Sinirlendirmeyin sana be! Hocam biz dün ne yediğimizi bile unuttuk. Öyle mi? Yediklerinizi birazdan bir bir çıkaracaksınız yavrum. Çıkarın kağıtları. Çıkarın. Çıkarın. Ha bu arada, bak önceden uyarmadı demeyin. Kopya çekeni hiç affetmem. Benim için ha kopya çekmişsiniz, ha hırsızlık yapmışsınız. Aynı şey. Anlaşıldı mı? Aynı şey, hiç fark etmez. Eskiden hırsızlık yapanlara ne ceza verirlerdi? Ha? Ne? Keserler. O kadar. Soruyorum, yazın. Peygamberlerimiz. Neden insanlardan seçilir? İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz hocam? Başla evladım, başla kızım. Hangi sorudan istiyorsun? Yaz da sen bir tane soru var be! Ya bu arada... Allah'ın görmediği yerde kopya çekmek serbest. Dikkatim üzerinde. Senin. Dilek Hanım. Mehmet Bey. Müdür Bey var mıydı acaba? Aa, tabii içeride buyurun. Ben... Ha? Ha. Ben o zaman sonra geleyim ben. Tamam. Mandacığım, tuvaletler mi giriş kat mı? Ne bileyim oğlum. Oğlum her şey elimizin altındaymış ya. Oğlum ben size söyledim şarteller burada diye. İşine bak lan sen. Söylemişmiş. Tuvaletleri karartıyorum. Giriş katı da. Hah. Şöyle ilk günden mokokaların namı yürüsün ya. Ooo elektrik mühendisi Eko da buradaymış. Vay müdür ne haber? İyilik vallahi kanka. Senden ne haber? Ne işin var oğlum senin böyle elektrik tesisatının altında falan? Ha? Bana bak. As. O Dingo'nun ağrı devri kapandı artık evladım. Bundan böyle müdür Nurettin dedik devri başladı. Ne dedik? Müdür Nurettin dedik. Aferin. Kafan çalışıyor senin. Hadi şimdi doğrusunu fırlat.
Ne bakıyorsun lan mal mal? Sınıfa dedim. Yürü! Yürü! Sert erkek de bir başka oluyor canım. Hüdaverdi yetmiyormuş ki bir de bu çıktı başımıza ya. Daha ilk günden belli etti kendini. Vallahi işimiz var bizim bununla. Oğlum bu Nurettin var ya yaman çıktı ha. Eskisi kadar rahat takılamayacağız. Ya yok be abi ya. Tamamen bizim salaklığımız. Daha doğrusu bu mandanın salaklığı. Ayı. Ekonom bile sesi çıkmadığına göre korkulur bu adamdan. Oğlum ben sana demedim mi lan ayrılmayacaksın oradan diye? Zeynep orada mıydı gördünüz mü? Kızım kıpkırmızıydı çocuğun kulağı. Vallahi böyle şişmiş şişmiş davul gibi olmuş kocaman. Karizmayı çizdirdik desene. Bir de şu yeni gelen çocuk. O neyin nesi ya? Hiç konuşmuyor, çok sessiz. Tabii siz bilmiyorsunuz bombayı. Ebru. Hı. Ebru. Şimdi biz hani üçümüz tatile gittik ya. İşte bu çocuk da oradaydı. Ya Zeynep çocuğu görünce böyle apışıp kaldı. Peki bir şey yaşandı mı? Yok yaşanmadı çünkü çocuğu bir daha görmedik. Bütün bir tatil boyunca Zeynep'in çocukla ilgili gördüğü rüyalarını dinlemek zorunda kaldık. Abartma. Şşş. Eko gibi süründürme bunu da sonra. yeter ama ya. Demedik mi okuldan kimseyle takılmak yok diye? O da okuldan olduğuna göre konu kapanmıştır. Tamam artık çözün şunu. Bir şey yemezse ölür burada. Daha hala üzerinden tatil rehavetini atamayan arkadaşlarınız var. Bir başı boşluk, bir kendini bilmezlik, bir ben ne olmuşum hali var. Ne olduğum değil, ne olacağım anlayışıyla edepli birer bireyler olun beyler. Kendinize gelin. Şans nedir? Doğru zamanda, doğru yerde olmak mıdır? Yoksa akıl ve cesaretin bir armağanı mıdır bizlere? İlk günden buna karar vermek sanırım çok güç. Buna korkacak. Şeytan doldurur. Şeytan değil bebeğim, ben dolduruyorum. Şey diyecektim Diloş. Bir hafta sonra birlikte ava çıkalım seninle ha? Şöyle kekliye, tavşana filan. Üstelik bu mevsimde benim yazlık evde oldukça müsait oluyor. Yakarız şömineyi de şöyle sıcak sıcak ha? Ne dersin? Ben hafta sonları pek müsait olmuyorum da Almanca kursum var. Telafi ederiz. Benim Almancam oldukça iyidir. Ha? Aa geldim hocam. Duyum basit. Karmaşık. Basit. Fizyolojik bir olaydır. Algıysa karmaşık. Basit. Psikolojik bir olaydır. Duyum her bireyde aynı şekilde gerçekleşir. Algıysa ne dedik? Algıysa bireyden bireye. Birdenbire. Birdenbire. Bireyden bire. Birden bire. Birden bire fizyolojiktir. Algıysa daha karmaşık. Dikkati nasıl tanımlayabiliriz? Peki. Psikofizik enerjinin bir noktada toplanmasıdır dikkat. Dikkat! Çocuklar, bir tartışma konusu açın, tartışın onu. Bugün iyi günümde değilim, pek ders anlatasım yok galiba. Ne zaman oldu ki hocam? Hocam, yine aşk meşk durumları mı? Hocam, açılın bize, yabancı değiliz. Hadi bakalım tartışma konusu. Tamam. Diyelim ki, hoşlandığınız biri var. Onu görünce bir başka hissediyorsunuz. Böyle yüreğiniz pıt pıt atıyor falan. Ona sevdiğinizi nasıl belli edersiniz? Nasıl mümkün ki?
Çok ısrarcı olmayacaksın ama isteyeceksin. Sert olmayacaksın ama güven vereceksin. Kıskanç olmayacaksın ama merak edeceksin. Ama sen nasıl belli edersin? Vallahi giderim çat diye yüzüne söylerim hocam. Yuh ayı. Ne var be? Vallahi ben söylemem. Herhalde galiba sanırsam. Cavidan duydun mu? Söyleyemezmiş. Ben onun için bir şeyler çizerdim. Güzelmiş. Gözlerin içine bakma nasıl? Bakışlar her şeyi belli eder. Ben adını duvarlara yazarım böyle kocaman kocaman. Siz ne yapardınız hocam? Hiçbir şey yapamıyorum Fatma abla. Elim ayağım titriyor. Hiç iyi değilim. Ama anlat çocuğum. Anlatmasana nasıl yardımcı olacağım? Abla ben sekreter Dilek'e aşığım. Hep aklımda o. Şimdi anlaşıldı der. Dilek ha? Ne çok taliplisi varmış. Ay seni gidi. Hayrola Bey de onunla ilgileniyor diye duydum ben. Yalan! Yok öyle bir şey. İftira onlar. Abla ben ne yapayım? Ne yapayım abla ben? Kadınlar romantik şeylerden hoşlanır Mehmetciğim bilirsin. Acaba bir aşk mektubu yazıp ilanı aşk mı etsen? Acaba mektup bu devirde işe yarar mı? Ne demek ki bu devirde? Yazdıklarını birkaç şiirle süslersen etkilenebilir bence. Ya abla ben sayısal kuponu bile dolduramıyorum. Nerede aşk mektubu? El alem 4000 yıl önce duvarlara çizmiş Mehmet. Geyik çizmiş, öküz çizmiş, anlatmış derdini. Sen niye beceremiyesin? Gerçi sen, dur bakalım. Belki ben de yazdıklarını bir el atarım yani. Kandilli güzelken uykularda, mehtabı sürükledik sularda. Bu dizelerde Kandilli'nin sularda sürüklen Zeynep, mehtabın sularda sürüklenmesi söz ve sözcüklerin asıl anlamlarının dışında güzelleştirme, Zeynep! Güzelleştirme, güçlendirme, zarifleştirme amacıyla kullanılmasına iyi bir örnek. Kim? Zeynep diyorum. Kime diyorum ya? Buyurun hocam. Git müdürün yanına. Fatma hocam gönderdi dersini. Yürü. Hay hay hocam. Akıl fikir kalmıyor insanda ya. Devam ediyorum. Soğuk ay öptü beyaz enseni dizisi. Şimdi burada ay öpmek deyişiyle ay canlı bir varlığa benzetilmiş. Öyle değil mi? Gir. Şey öğretmenim, müdür bey Aykut arkadaşımız çağırıyormuş, önemliymiş. Çağırmadı seni oğlum, ben çağırdım. Mehmet Bey. Dilek Hanım. Müdür Bey. İçeride miydi acaba? Senin rüyaların çıkar mı? Niye ki? Sen niye kuğul ayaklarına yatıyorsun? Ne kuğulluğu mu gördün? Ne bileyim, kız arkadaşın var değil mi?
Kız arkadaş mı? Sen babamı tanımıyorsun tabii. Çok kıl olur böyle şeylere. Niye? İmam mı babam? Yok değil. Neyse tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçi yanlış bir zamanda geldin. Bizim bu yeni gelen müdür tam bir psikopat. Ama gevşer yakında. Biz gevşetmesini biliriz. Farklı türlerin buluşması ya da zıtlıkların çatışması mı demeliyim? Eksi artıyı çekermiş. Beklenmedik anda, en beklenmedik yerde. Sıradaki parçam onlar için gelsin. Hadi abim o işe. Ladies and gentlemen. Gel gel gel. Kiyo. Sultana. Yeah, okay, yeah. Ne biçim iş bu, çekeriz fişi. Bize sorun olamaz, yarın düzüne dişi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Söylesene hiç ayakta iş edin mi? O biçim iş bu, adımız dişi. Bizim gibi olamaz, yok telafisi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bir bilir göç etmesini. Bir dakika, bir şarkı daha söylüyorum. Çok iyi. Manda yuva ayak. Sit down. Sit down. Herkesi zen sessizliğine davet ediyorum. Çocuklar, üzerinizde çok gereksiz bir enerji yükü var. Bunu buradan sezebiliyorum. Çakralarınızın açılması gerek. Çakma mı? Ne çakması lan? Lan ne çakması be? Çakra çakra. Aranızda yoga yapan da yok tabii. Manda yapıyor hocam. Hocam ne alakası var? Ben ne anlarım yogadan filan? Oh, really? O zaman hep beraber yapalım. Herkes ayağa lütfen. Ap, 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 ap. Hep beraber nefes alıyoruz ve kollarımızı yukarı kaldırıyoruz. Nefes. Kaldır, kaldır, kaldır. Çakralar bedenimize gelen enerjiler için birer kapı görevi üstlenirler. Kollarımızı yukarıda birleştirdik. Güneşi selamlıyoruz. Ve nefes vererek eğiliyoruz. Eğil. Sağ ayağımızı arkadan uzatıyoruz. Uza, 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 uza. Manda? Psikopat dediğim gibi, psikopat! Biraz sakin olsan hepimiz için çok iyi olacak bence. Farkında değilsin ama... insanları kontrol altına alacağım diye kendini kaybediyorsun. Sağ ol. Bir şey değil. Ya oğlum bir görseniz, adam peşimi bırakmadı. Ben koşuyorum bu peşimde, ben koşuyorum bu peşimde. En sonunda korktum, kendimi attım tuvalete. Kapıyı falan kilitledim. Allah'tan bu adam oradaymış. Ya dedi ne yapıyorsun? Sakin ol falan. Bir dakika, bir dakika. Müdüre. Evet. Hadi lan. Evet. Dedi ki, ya dedi sakin ol ya, sen ne yapıyorsun falan dedi. Adamcağız pıstı falan bir anda. İsim ne dedin koç? Aykut. Memnun oldum. Ben de Mertcan. Ben size söylemiştim oğlum bu çocukta iş vardı ya. Ya bir sus Manda ya. Elini Yavuz Sultan Selim'in göğsüne vurmuş. Bire derbeder aşık. Hiç şahlar mat edilir mi demiş. Oho, sen böyle sabaha kadar düşüneceksen test çözmek için sınavlarda ne yapacaksın bu oğlum? Şah mat gibi. Koşuyoruz. Yürümüyoruz. Ne demek yoruldun? Ne biçim erkeksin sen? Film mi bitti? Aferin. Hadi çocuklar tempo, tempo. İki tur daha koşsunlar hocam. Tempolu. Koş canım. Koş yavrum. Koş. Aferin, aferin. Hocam, niye hep biz koşuyoruz? Niye bu koşuyoruz? Sen karışma. Sinir düştü. Hadi. Spor erkek işidir. Kadınlar narin yaratıklardır. Hadi, hadi.
Yakında hepiniz ne demek istediğimi anlayacaksınız çocuklar. Hadi. Hocam, üç tur daha koşsunlar. Çocuklar, 5 tur daha. Ertuğ, bir sosis daha versene. Turşu koyma ama. Verme abi daha buna sosisli falan. Patlayacak, sonra biz temizleyeceğiz buraları. Yok ya, ona verme buna verme. Nasıl yürüyecek lan bu dükkan? Okul tatil oldu, hepiniz yok oldunuz. Hiç uğradınız mı tatilde buraya? Bu Ertuğ ne yapar, ne yer sordunuz mu? Yok, nasıl olacak bu işler abiler? Ha? Hepiniz cıvırların peşine. Bu arkadaş yeni mi? Bu size hiç benzemiyor lan. Akıllı uslu bir çocuğa benziyor bu. Ha? Yumurta gibi. Bu sultanı da iyi meşhur oldu ha. Aa, bu da bizim okuldan değil mi abi? Tabii oğlum, işte eski adap kızlarından. Uğramaz oldu artık buraları. Daha ne uğrayacak? Sen geliyor da lan bu. Evet evet, hadi deneyelim şunu. Mertcan'cığım, bize şeyden bahset. Bu şey savaşını. Neydi o, bir savaş söylesene. Malazgirt. Hah, Malazgirt savaşını anlat. Masana mı? Hadi. Oğlum ben size söyledim yapamayız diye. Buyurun. Oğlum en sonunda var ya sana kafayla uçacağım buradan ha. Adam hep muhalefet, hep muhalefet ya. Lanet adam! Tanıştırayım. Bunlar okulun en işlerine en maharetli iki kızı. Dikişte kimse ellerini su dökemez. Güzel. Hoş geldiniz kızlar. Sizi muhteşem bir görev bekliyor. Canım. Aç bakayım avucunu. Şimdi siz bu parçaları eteklere dikiyorsunuz. Biz de size ablalık yapıyoruz. Niye ki? Niye? Fazla merak iyi değildir. Alın size ilk abla tavsiyesi. Devlet toprak bütünlüğüne bağlı olarak üzerinde yaşayan insanlar olan, üzerinde yaşayan insanlara... İnanmıyorum lan, artık tarihten kaçmana gerek kalmayacak Mertcan. Tarihi sen yazacaksın oğlum. Oğlum şimdi her şeyi konu konu kaydetmek gerekiyor böyle adam gibi. Sonra Malazgirt dedi mi çat. Malazgirt yani. Polisler, yasama yürütme yargı organları TBMM sayılabilir. Bana bakın. Burada olan burada kalır ona göre. Kızlar. Hadi sizi azat ediyoruz. Mayıs 1949. Müzeyyen Zeynep Ocağı'nın Büyükada'daki evinde sancılar içinde yatıyor. Doğum çok yakın. Bir ara karşısında asılı duran elementler tablosuna bakıp civa gibi kızlarım olsun istiyorum Ebe Hanım der. Öyle de olur. Müzeyyen Zeynep Hanım sabaha karşı iki sevimli kız çocuğu dünyaya getirir. Kısa sürede okumaya, vals yapmaya, piyanoda besteler yapmaya başlayan zeki ama bir o kadar da haşarı bu ikizlere adab ve muaşeret isimleri verilir. Muasır medeniyetlere yetişebilme çabasındaki ülkenin genç bir öğretmeni olan Müzeyyen Zeynep Hanım, kızlarını da alafranga yaşam tarzıyla terbiye eder. Cemiyette nasıl davranılacağını, nasıl oturulup nasıl kalkılacağını, yeme içme adabını, giyim ve kuşamın tüm inceliklerini kızlarına anlatır. Çünkü ona göre adab-ı muaşerete riayet etmeyen, terbiyeyi içtimaiye mazhar olamayan bir millet yaşıyor kabul edilemezdi. Yani nesilden nesile geçiyor bu adab. Aynen öyle. Biz mezun olunca adab-ı muaşeret adıyla yenileri gelecek. Evet arkadaşlar. Daha hala üstünüzdeki başıboşluk gitmiş değil. Bunu kendime hazmedemiyorum ya. Lütfen derslere konsantrasyon olun. Disiplin olun. Mertcan. Geçen dönem senden daha fazla anneni gördüm okulda, biliyorsun değil mi evladım? Ay bizim oğlan tarihe pek meraklı hocam. Bari tarihten çakmasın diye yakama yapıştı. Ve ben de kıyamadım tabii. Kendi kanaatimi kullandım. Bu dönem kendimi size affettirmek istiyorum. İyi o zaman, kal orada oturma. Arkadaşlar. Hazır mı lan? Ben bu hareketinin hepinize örnek olmasını istiyorum. Sanki tarih bilinci olan bir Türk genci olarak bize biraz Mercidabık Savaşı'ndan bahset bakalım. 148. Oğlum mikrofonu biraz daha yaklaştırsana.
Duyamıyoruz anlamında hocam. Sesi gelmiyordu arkadaşım buraya. Çocuğum daha konuşmadı ki Mertcan. Aa. Evet şekerim. Mercid'e bak. Mercid Abık, Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Memlük Devleti ile yapılan birinci savaştır. 1516'da yapılan bu savaşı Osmanlılar kazandı. Savaş sonucunda Suriye, Lübnan, Filistin Osmanlı topraklarına katıldı. Gayet güzel. Gayet güzel. Aferin. Mertcan, demek ki doğru söylemişsin. Demek ki çalışmışsın dersine. Mertcan'a bir almış. Sevgili Mertcan, arkadaşlarına nasıl güzel bir tarih bilincin olduğunu ispatla bakalım. Bir soru daha, hazır mısın? Hı? Oğlum ben size söylemiştim bu tekniğin tutmayacağını. Kavimler göçünün sebep ve sonuçlarını anlat Mertcan. Çaktık anlaşılan. Ya oğlum olay bitmiş sen hala konuşuyorsun ya. Anneme ne diyeceğim onu bilmiyorum. Manita falan var mı lan senin? Niye ki? Ne demek niye ki? Var mı oğlum? Var gibi işte. Ya vardır moruk ya yoktur. Var mı yok mu? Ya hoşlandığım biri var aslında. Ama sevgili miyiz değil miyiz bilmiyorum. Okuldan biri mi? Boş ver ya. Durumlar karışık yani. Biraz. Sen? Benim de öyle. Karışık. 4 yıldır seviyorum ama yüzüme baktığı yok. Öyle hastasıyım ki gülüşümün. Ay! Korkuttunuz beni Ayullah Bey. Dilhoş. Korkmakta haklısın tabii. Biraz sert bir mizaca sahibim ilk bakışta ama aslında altın gibi bir yüreğim vardır. Geçen gün av teklifimle seni ürküttüm sanırım. Kendimi affettirmeye geldim. Dilhoş. Aa! Geliyorum Nurettin Bey. Gel. Al bunu. Ama sakın okuyayım deme fena olur sonra. Hayırlı bir işe imza atıyoruz. Bunu götürüp Dilek Hanım'a vereceksin. Mehmet Bey denmiş diyeceksin. Tamam? Ne diyeceksin? Dilek Hanım'a vereceğim. Mehmet Bey denmiş diyeceğim. Aferin. Hadi bakayım. Ne kedi? Müdür Bey. İçeride miydi acaba? İçeride buyurun. Tek şekerli çayımız Dilek Hanım. Bu da Mehmet Hoca'dan gelen mektup. Ben sonra şey diyeyim. Sonra geleyim ben. Ne yaptın cengaver? Vallahi hocam ya Fatma Hanım öyle dedi. Götür Dilek Hanım'a teslim et dedi. Mehmet Bey'den dedi. Kendi yazmış demek. Ya mahvoldum ben bittim. Ah Fatma Allah. Hadi. Diyelim benim adıma yaz. Cengaver gibi beton kafayla olacak işler mi bu işler? Hocam bir şeycik olmaz. Yani hayırlısıysa olur. Bir çay versem rahatlasanız. Tövbe estağfurullah. Ya bari benden korkuyorsunuz. Allah'tan korkun. Şu hale bakın ya. Oğlanlar dökülüyor.
Maşallah. Allah nazardan saklasın. Oo Yeliz Hanım, pek şıkmış bluzunuz. Teşekkür ederim. Ay, öyle vallahi, ben de pek beğendim. Pahalı bir şey galiba. Evet, çok pahalı bir yerden aldım ama bana özel indirim yaptılar. Pahalı bir yerden almışmış. Ayol, cuma pazarı kurulmuyor mu benim sokağa? Orada bir tezgah var. Tıpkısının aynısını gördüm. Marka satıyor. Ya. Ya. Ayol, sen nasıl duruyorsun öyle ya? Beynin akacak. Boynun ağrımıyor mu? Yo. İnsan rahatlıyor bilhassa. Anladım canım. Bunun beyni akmış zaten. Ay. İyice sapıttı ya. Ayol, okul mu atış poligonu mu belli değil. Beyefendi kuş kovalıyor. Öyleyse gitsin damda dursun bütün gün korkuluk gibi. Konuşmak lazım bunu canım. Neden? Yaptın. Neyi? Cengaveri. Cengaveri mektubu veriyorken gördüm. Ha o mesele. E, fena mı ettim canım? Aslında senin yazman iyi olmuş. Ben pek beceremezdim zaten. Şimdi sen içini ferah tut. Top karşı tarafta. Biraz ağırdan almak lazım. Ne ağrı be abla? Bir mektup vereceğiz. Bayağı bir zaman oldu. Olacak mı peki? Olur. Biz kimler için çöp çattık ya? Ama biraz rahatla. Şu haline bak ya. Kendine gel. Oh. Hayrola Bey! Allah cezanı vermesin, ne var? Ne yapıyorsunuz siz orada Hayrola Bey? Lütfen Hayrola Bey, çok daha önemli işlerimizin olduğunu zannediyorduk. Burası bir eğitim kurumu. Çocuklara böyle mi örnek olacağız? Böyle mi eğitim vereceğiz burada? Rica ederim. Martılar, bitti gitti, kaçtı onlar, kaçtı. Ben seninle konuşmuyorum cengaver. Ben Hayrola Bey'le konuşuyorum burada. Hayrola Bey, avcılık merakınızı lütfen gidin bir başka yerde tatmin edin. Lütfen. Ama şerefsiz martılar hocam, her tarafı kirletiyorlar ya. Ayrıca öğrenci velilerinden de hakkınızda şikayet geldi. Çocuklarımıza çok ters davran edildiler. Yok ya. Martılar mı söylemiş? Ertunç, tamam mı bizim siparişler? Arkaya da matematiği koyacaktım ama çok kalın olur, çakılır diye onu sonra basacağım. Vay. Çok şekil olmuş lan. Yani. Ha. Ertunç. Bunlardan sadece biz yapıyorsun değil mi? Yoksa bozuşuruz ha? Ayıp ettin kanka. Yok sağ ol. Ben istemiyorum. Yokum diyor. Seninle çalışmak zevkli Ertunç. Başıma da konuyor aman martı kuşları. Şiir sever misiniz Nurettin Bey? Evet ama okumaya pek vaktim olmuyor. Orhan Veli'den. Böyle martıları manzarayı görünce de aklıma geldi. Gözlerimden boşanır hicran yaşlar. Edalım, senin yüzünden bu halim. Sevda, rahmetli eşim. O çok severdi Orhan Veli'yi. Eşim de sizin gibi edebiyat öğretmeniydi, biliyor musunuz? Ya. Ya. Çok gençken mi? 2 sene oldu kaybedeli. Çok kötü hastalıklar geçirdi. Onu iyileştirebilmek için her şeyi yapmak isterdim ama hiçbir şey yapamadım. Şimdi de sanki onu unutuverecekmişim gibi bir his var içimde. Sanki ben onu unutacakmışım da o da öldüğüyle kalıverecekmiş gibi. İşte bu yüzden oğluma zindan ediyorum ya dünyayı. Ama ne yapayım, elimde değil. Hayrullah Bey haddini çok iyi bildirdiniz ama. Fatma Hanım, söyler misiniz lütfen? Burası nasıl bir yer? Nasıl bir okul burası? Yani öğretmenler bir tuhaf... Çok affedersiniz. Yani sizi kastetmek istememiştim ama öğrenciler bildiğiniz gibi değil. Yani çok şaşırıyorum. Nasıl bir okul burası? 29 Şubat Lisesi bu anlamda bir efsanedir efendim. Mesela bu 29 Şubat. Nereden geliyor bu isim? Aslında çok köklü, eski bir okuldur burası. Hayrullah Bey satın alınca adını değiştirmiş. Ona sorsanız işte açılış tarihi falan diye yutturacak ama... Esas derdi, pilav günlerini 4 yılda bir yapabilmek. Ya 29 Şubat 4 yılda bir geliyor. Finti adam canım. Ama haklısınız. Zor bir yer burası. Ya bir de siz olmasanız?
Arkadaşlar, bu elimdekini daha önce göreniniz var mı? Kim bilir, belki olimpiyatlarda izlemişsinizdir. İzledik hocam. Atletizmin en önemli branşlarından biridir, eminim izlemişsinizdir. Bugün çok orijinal bir sporla uğraşacağız. Peki, bu elimdeki sırıkla ne yapıyoruz biliyor musunuz? Namza yematma. Ne yematma? Majno. Hayır, miradak zimidli ve ta. Boşu. Biliyorsam. Ay ne oluyor ya? Anne. İyice çığırından çıktı burası ya. Çıktı. Bu da ayrı bir cins. Okul mu tıvarhanem belli değil. Değil efendim. Arkadaşlar sessiz herkes yerleşti. Yahya. Tamam. Yahya. 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 Kalk kalk hadi. Kalk. Bağlı tatlı. Kalksana. Arkada oturacağız. Arkadan nasıl takip edeceğiz dersi? Yeliz'in dersi ya, önler satılmış. Şimdi olay molay çıkmaz. Efsane geliyor beyler. Kasa kapandı. Allah! Bana bir şeyler oluyor. Fenaydı. İki saatte geldim çocuklar. Uğraşamayacağım. Biri gelip silebilir mi? Sezgin miydin sen? Sen de git küreye getir bakayım malzeme odasından. Fiziki olanı. Küre ne ya? Lan Camış. O gün koridorda top oynuyorduk ya hep beraber. O işte. Dünyada uzaydaki diğer gezegenlerden farklı olarak yaşam... Oo kızlar. Ne haber Erfunç? Haberler sizde. Ne ikram edeyim size? Bir portakal suyu yap bana. Hay hay. Ya bu yeni müdür. Ne iş ya? He? Geçenlerde dükkanın içine geldi, kafayı uzattı şöyle bir.
Tezgaha falan mı baktı? Al, bildiğin psikopat işte. Ya tam da o sırada sizin coğrafya kitabını yapıyorum. Hani bir yakalansak... Şş, Ertunç, tamam mıdır bizim iş? Vallahi kızlar, beni biliyorsunuz. Nanoteknoloji konuşuyor burada. Önlü arkalı, tamamı 80 sayfa. Şekilli açıklamalı. Talim terbiye onaylı. Buyurun. Oo, bayağı minimal çalışmışsın. Aferin. Süpersin. Peki ama kokolarınki? Onlar da aldılar kendilerininkini. Ama tabii hepsi yanlış olanından. Hocam notlar nasıl? Notlar nasıl? Nasıl diyorsunuz siz? Yıkılıyor. Altında kalacaksınız hepiniz. 135 Mertcan. Kaç bekliyorsun oğlum? 70. Yetmemiş. 22 otur. 144 Davut. Sen kaç bekliyorsun Davut? Noktalımı da hata yaptım varsa yersem 90. Yok bayağı bir 90. 30 otur. 182 Cengiz. 77. Yemedi. 44. Otur. 154 Rezgin. Sen kaç bekliyorsun? Hocam 86. Olmadı. Alamadı. 15. Otur. 131 Ekrem. Ne bekliyorsun? Vallahi hocam ne desem boş. Boş. Otur. Ay abla el yazım çok kötü vallahi. Bilgisayarda yazdım. Kaba mı olur? Yok canım. Önemli olan ne yazdın? Ya bilemiyorum abla. Yani vardı bende de bir şeyler ama. Hmm. Ay çok ani oldu böyle. Tabii canım. Sen de haklısın. Yani bir düşün. Hmm. Zaman lazım tabii. Ona da söyledim. Öyle hemen olmaz dedim. Ama iyi çocuktur. Eskiden beri tanırım. Duygusaldır. Sevdi mi tam sevenlerden. Haklısın abla. Biraz zamana ihtiyacım var sanırım. Hadi ver. İşimiz var daha. Nikah şahidin de ben olurum artık. Mehmet hocam, mektubunuzu aldığımı ve bana karşı hislerinizden haberim olduğunu bilmenizi isterim. Sizden bir ricam olacak. Bu ilişkiyi mümkünse gizli tutalım. Okulda duyulmasın, adımız çıkmasın. Ha, bir de bana biraz zaman vermenizi rica edeceğim. Sevgiler dilek. Sevgilerle diyor. Beklerim. İstediğin kadar beklerim Dilekçim. Dilek Hanım, size olan duygularımı artık içimde saklamak istemedim. Dağlar, dereler, herkes duysun istedim. Ama önce tabii ki siz, Dilek Hanım. Ne zaman konuşmak isterseniz sabırsızlıkla bekliyorum. Mehmet. Aramıza giremeyeceksin Merinos. Aramıza giremeyeceksin Merinos. Aramıza giremeyeceksin. Dilek ya benim olacak ya karanlıkta. Kıskançlığım da bu kadar artık yani. Hayırlar olsun efendim. Hilal Ahmer mi dağıtıyor bunları? Cengaver. Bak bakalım sana ne getirdim. Yeni çıktı, bayılacaksın. Hangisi bu? Minik kuş tweet'i ve bak bak amca. Hadi yine iyisin Cengaver. Sen de şöyle güzel bir dedikodu ver bize. Adab-ı muhaşeretten. Böyle planlarını bozacak bir şeyler, sıcak sıcak. Ya havadis yok çocuklar, olsa söylemez miyim? Asıl havadis sizde. Almışsınız müdürün oğlunu yanınıza. Kim ki lan o? Müdür, ne müdür be? Ya Aykut var ya, hani arada sizle takılayım. O işte, müdürün oğlu. Ne saçmalıyorsun ya? Hangi müdürün?
Müdür Nurettin Selçuk. Oha! Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Eminsin değil mi abi? Eminim tabii. Bir gidip bir araştıralım. Aynen. Bana bak. Bu minik kuştan bir kayıt da bana yap ha. Ayarları koyacağım, merak etmeyin. Aa, hayrullah beyciğim, hayırlı günler. Ben ne kadar zamandır sizinle konuşmak istiyorum, bir türlü fırsat olmadı. Şu çatıdaki martılarla ilgili. Bende bir dua var. 7 gün ağrıncaya kadar okuyorsunuz. Ondan sonra kuşlar ilelebet kayboluyorlar. Arzu ederseniz hemen okumaya başlayayım. Sen oku. Oku oku. Üflemeye sıra gelince bana haber ver. Bana bak. Bu mektubu doğru götür. Mehmet beni dolabına koy. Eğer seni görecek olursa, Dilek Hanım gönderdi dersin. Peki hayrullah beyim. Gene hayır işi değil mi? Hayır. Hayır. Şu CD'den bir kopya da bana çıkart ha. Size de ayarlarız. Size de. Geçemedim hadi. Allah'ıma geç geçene. Şşş Sezo. Ne ayak lan? Bir bari arkaya oturalım. Gel buraya gel. Hadi. Bu okul il bazında diğer okullar arasında ön sıralarda olmak durumundadır. Eğitimde ve bilimde de ön sıralarda her zaman yerimizi almak için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi de böyle bir fırsat kapımızı çalmış durumda. TÜBİTAK'ın hazırlamış olduğu Genç Mucit yarışması okulumuzda yapılacaktır. Alırız lan biz bu yarışmayı. Şu bizim kopya makinesini verelim. Hem bizden sonrakilere de güzel bir miras olur. Arkadaşlar. Yani sizi ilgilendirmiyorsa bu konuşmalar lütfen dışarı çıkabilirsiniz. Lütfen. Şimdi projeler hakkında sizleri bilgilendirmesi için TÜBİTAK yetkilisi beyefendiyi mikrofona davet ediyorum. Arkadaşlar ismim Serdar. Şimdi şöyle kısaca anlatayım. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Genç Mucit yarışması bu yıl ilk defa olarak liseler düzeyinde tertiplediğimiz bir yaratıcılık ve buluş yarışması. Bizler ilime ve fenine inandığımız noktada birlikte tek yürek olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben buna inanıyorum. Pırıl pırıl gençler var burada. İnanıyorum ki iyi projeler çıkartacaksınız ve gerek okulumuzu, gerek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Derslerden proje öğretmeye zamanımız olmuyor ki. Nereden vakit bulup da çalışacağız? Öğretmenlerimiz bizi çok sıkıştırıyor Serdar Bey. Evet, ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bilime ayıracak ek zaman verilsin. Bir ufak nüans farkı yaratmak istiyorum. Şimdi projeye katılacak arkadaşlar yıl sonuna kadar bazı derslerden muaf olacaklar. Gençler, bu derslerden yırtmak istiyorsak ne yapıp edip o yarışmaya katılmamız lazım. Aslında aklıma bir fikir geliyor şimdi. Ne geliyor? Manda bitmeyen hamburger fikri mi? Beyler gerçekçi olalım ya. Bu iş bizim işimiz değil. Aramızda birkaç tane akıllı adam lazım. Çık lan dışarı. Aykut kafalı çocuk aslında. Baksana bizim müdürün oğlu çıktı. Onun grubuna torpil geçebilirler. Yok yok. Bu aralar pek birlikte takılmadığımız iyi oldu zaten. Sonra gidecek bizim Nurettin'e falan ispikleyecek. Oğlum şimdiye kadar söylemediğine malum. Doğru. Ertunç'a gittik. Kitapları küçülttürdük. Sonra sınava girdik. Ne oldu? Sınavlarda yine babayı aldık. Hiç. Gitti şimdi Nurettin'e mi söyledi diyorsunuz? Herhalde. Lan. Doğru ya. Bu adam bugün bizim yanımızdaydı. Ya zaten hiç güvenmiyorum ona artık. İyi de başta öyle demiyordun ama. Artık dedim. Oğlum babasına kafa tutmadın bu çocuk. Kardeşlerim bu da oyunun bir parçasıydı. Nurettin sinsice oğlunu üstümüze saldı. Fark etmediniz mi lan? Herif ajan gibi. Bir anda ortalıktan kayboluyor. Komplo komplo. Lan ne komplosu? Komple değil mi o? Komplo dedin, niye komplo dedin? Komplo komplo. Neyse ya iyice konuyu saptırdınız. Geri dönelim. Bakın şimdi ufak ufak gruplar oluşturuyoruz. Böyle inekli inekli böyle birkaç tane inek. Ne gülüyorsun oğlum? Adap çoktan kolları sıvamıştır. Unutmayın, bu finalde bizim olmamız lazım. Komple mi? Bir
Bir tane kesmez kızlar. Birden fazla proje üretmemiz gerekecek. E tabii. Üç kişilik gruplar katılıyor sonuçta. Yalnız esaslı bir proje üretmemiz lazım. Yoksa oluyorlar dersten kaçmaya çalıştığımızı anlarlar. Hayatta inanmazlar. Herhalde yani. Okulun en büyük tiplerini alıp onlarla katılmalı diyorum. Aklınıza gelen olursa yakasına yapışıp getirin. Bir gözünüz de Mokoko'larda olsun. O salakları kaptıramayız bu işe. Nurettin Bey'le konuştuk. Projelerin takibini ben yapacağım. Sen mi yapacaksın? Hmm. Hangileri oldu bunlar? Toplantıdan sonra hemen öyle konuştuk işte. Benim de derslerim az ya bu sene. Ne bileyim şekerim. Geçen gün yakınıyordu ya derslerim çok fazla diye. Yani ondan söyledim ben de. Bu başka tartışırım. Okulun başarısına bizim de katkıda bulunmamız lazım değil mi? Hoşça kal şekerim, hoşça kal. Sağdan sağdan sola yapsan ben nasıl çözeceğim? Bir dakika ya. Efkarı mütevazı. Budist. Beğensin. Hala. Hala. O zaman bu sanatçının Alkan. 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 Hadi bakalım aslanlar. Yeah, Lions, come on. Biz inandık, siz de inanın. We believe everything. Genç bir ekibiz. We are young. İlk dönem istediğimiz skoru elde edememiş olabiliriz. We didn't do good, but I didn't understand. Ama neden daha iyisi olmasın diyoruz. Why, why not, why? Henüz hiçbir şey için geç değil. Daha yeni başlıyor. Unutmayın, son dakikada takım oyunu bize galibiyeti getirir. Teamwork is... Go to the win. Şimdi oraya çıkacağız. İşimizi aslanlar gibi layıkıyla yapacağız. Sakın unutmayın. Projenin kralıyla katılıyorsunuz. This project is king. 1-0 önde başlıyorsunuz. I saw tabela and it's very comic. 1-0. Siz Mokoko'sunuz. Mokoko'ları 70 milyonun önüne taşıyorsunuz. Sen Ebru senin. Dikkat et. Boş konuşur, şaşı bakar. Sen, Cavidan da senin. O da çok konuşur. Pis oynar, çirkeftir, dirsek atar. Dikkatli ol. Toplanın buraya. Toplan. Arkadaşlar, çıktığımız yolda Allah yardımcımız olsun. Ole, 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 şampiyon, Mokoko. Oğlum çok pis gaza geldim var ya, tüylerim Amazon ormanı gibi oldu. Heyecandan karnım acıktı. Dur. Laç adamsın sen ya. Ooo, kimleri görüyorum. Merhaba, yarışmaya katılıyoruz değil mi? Ha, vallahi biz katılıyoruz da seni bilmem. Aklımda güzel bir fikir vardı benim. Vallahi koçum, bizim de aklımızda bazı fikirler var tabii. Mesela bir köstebek yakalama aygıtı düşünüyoruz. Böyle sinsi sinsi dolaşan köstebeklerin kafasını eziyor. Adına da Nurettin Savar koymayı düşünüyoruz. Aykut, bu da sana kapak olsun Aykut. Hop 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 hop, bir saniye. Sizin ne vardı? Şimdiden söyleyeyim, manda ve himaye kabul edilemez. En iyisi hepimizin anlayacağı dilden konuşalım. Sen fizik, sen kimya, sen de matematik dersinde çok başarılısın. Biz hiçbir şeyden çakmıyoruz. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Senin arkadaşın mı vardı? Arkadaşım olur musun? Hadi arkadaşım, kapattık, kapattık. Arkadaşım dedi. Nasıl gidiyor? İşte bu yüzden bizim için çalışacaksınız. Ve bizim projemiz için ter dökeceksiniz. Kabul ederseniz. Ki etmeme şansınız yok. Sene boyunca adab-ı muaşeretin size özel tüm ayrıcalıklarından yararlanacaksınız. Gayet iyi. Sizinkiler söyle avuçlarını yalarlar. İyi be. Toplamışsınız zaten tüm inekleri. Evet canım. Mandalar dışarıda kaldı. Hadi. Lanet kadın. Ebru. Bu bizim dikişçi kız değil mi? Ya biz bunu kadrolu mu çalıştırsak ha? Efendim? Bana mı dedin? Bana mı dedin? Ben burada kimseyi görmüyorum.
Herhalde bana söyledin. Efendim? Hı? Duymadım. Sen. Bana mı söyledin? Mantıksız. Peki ya şarkının devamı? Küçük bir an için ömür bile verilir mi? Ne işin var senin o salakların arasında? Hani gizli saklı görüşmüyor olsak çekip alırdım çoktan. Beni isteyen mi var zaten? Aslında eğlenceli tiplerdi. Bırak Allah aşkına ya. Bilmiyorlar değil mi gizli saklı buluştuğumuzu? Keşke bu okuldan olmasaydım. Adab muhaşerete uymuyorum değil mi? Öyle demek istemedim. Kızlar, ben çıkıp bu okuldan biriyle birlikteyim diyemiyorum Allah. Ayrıca sen istedin bu şekilde buluşmamızı. İmam baban gelip seni okulda basacak değildi ya. Tamam canım, bir şey söylemiyorum. Zeynep, seni seviyorum. Vay 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 vay. Bu mutlu gününüzde bizleri de yanınızda görmek istersiniz diye düşündük. Ne o? Kötü mü etmişiz? Kardeşim bir takip ışığı ver bana. Memo sen de bunlara dramatik bir ışık yap. Ne işin var burada? Romantik komedi oynuyor dediler. Kalktık geldik. 3 yıldır peşinden koştuğumuz okulumuzun biricik güzel kızı Zeynep başroldeymiş. Şu düştüğün hallere bak. Okulun ücra köşelerinde ne olduğu belirsiz Aykut'la sarmaş dolaş. Yalanmışsın kızım sen. Koca bir yalan. Çabuk çıkın buradan. Oo, tüylerim diken diken oldu. Küçük Aykut adam oluyor. Çıkmazsak ne yapacaksın lan? Nurettin'e mi söyleyeceksin? Baba tam kızı tiyatro salonuna atmıştım. Bunlar beni orada bastı mı diyeceksin? Ağzını topla Eko. Baba mı? Baba tabii. Ne sandın, aldın mı babayı? Gerçi bu senin kayınpedere benzemez ama o da köşeye sıkıştığında kedi gibi saldırgan. Yalancı. Kandırdın beni. Neredeyse kızlara göğsümü gere gere aşık oldum diyecektim. İspiyoncu musun lan sen? İspiyoncu musun ha? Çocuklar. Tamam. Işıkları söndürün. 10 dakika ara. Sen bir şey söylüyordun. Bizim inekler diyordum, çok iyi iş çıkaracak gibi böyle harıl harıl konuşuyorlar. Kızlar, benim aklım o kokolarda. Onlar da tırmalıyordu şimdi. Kaç yazar? Burada adaplar ürker. Bunun neyi var? Yok bir şey. Hadi hadi, kolay haller sende. Ortadan kaybolmalar falan. Eko mu yılışıyor yine? Yok bir şey.
karıştırdım, tamam mı? Sonra da yüzüme gözüme bulaştırdım. Şşş, Valentino'yu zaten burada konuşmayalım. Hadi. Nasıl olur ya? Kızın sana karşı bir şeyler hissettiğinden emindim. Biraz zaman istiyordu sadece, o kadar. Bana bak, kızın gururunu incitecek bir şey mi yaptın yoksa? Mümkün mü abla? Karşısında cümle bile kuramazken. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı, anlıyor musun abla? Kalmadı. Saçmalama be! Ne biçim sözler bunlar? Birkaç gün rapor aldım. Bir süreliğine yok. Çocuklara da yazık sonuçta. Değil mi? Bu şekilde verimli olamıyorum ki. Tamam. 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 Sakin ol. Biraz yat evde, dinlen, toparlan. Biraz kadın programı izle. Ha? Kafanı boşaltır biraz. Rahatlarsın boş boş. Ha? Ben de uğrardım aslında yanına ama şu proje zımbırtısı olmasa hadi. Hadi bakalım. Hadi. Dünyanın sonu değil. Sıkma canını. Hadi. Gösterme yüzünü kimseye, kıpkırmızı. Necra değil misin sen? Ha? 681. Sen niye sayısalcı oldun? Gel bakayım. Adam olun be! Adam olun! Ne adam kalmış ne muaşeret. Ne ki bu? Vallahi ya. Demek mokokolar gelmese, inanamıyorum böyle bir şey yapabildiğine. Resmen rezil durumdayız. Yerim mokokoyu. Üstelik çocuk müdür ne olayım diyor ya. Yani o zaman kuralları baştan gözden geçireceğiz. Ya da bilmiyorum. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını ama. Ne? Kızım, baştan beri biliyorduk mevzuyu. Ne diyorsunuz ya, anlamıyorum. Zaten zor duruyorum ayakta. Dede, numara yapma. Güzelim, senin burada gördüğün herkesin gizlice görüştüğü sevgilileri var. Benim yok. Benim de yok. Öyle. Yani en azından çoğumuzun var işte. Ve hepsi de bu okuldan. Yani bu kural zaten bizi bağlamıyordu. Anladın mı? Neyini sevdin, neyine aşık oldun? Biz bunu... Rezil olacağımız kadar oldu zaten. Oğlum sen nereden çıktın ya? Yeter. Kendi hırslarımız için değil, okulumuz için buradayız. Neyin peşindesiniz? Hala aklınızda Mokoko ile adam muhaşeret mi? Zeynep hiç değilse o eski adam muhaşeret. Gerçek adam muhaşeret. Bu arada, Müdür'ün pısırık oğluyla aynı sahneyi paylaşmak onun kırıcı oluyorsa hiç uzatmayalım, burada bitirelim. Bana film ne yani? Film, sinema filmi. Yapalım. Golf oynarken elimizin terlemediği gibi overall'de çok sağlam bir tutuş ve hatta vuruş filan sağlıyor yani. Herkes yapıyor. Korku filmi oğlum, korku. Olur. Acayip korku filmi, acayip benim para yapıyor. Benim Ali diye bir arkadaşım var, bu sinemacılarla takıldı. Nerede benim çocuklarım? Birazdan sıra bize gelecek. Aykut. Çok sağ ol. Çünkü hepimizin başına gelmişti. Artık bu saça yapışmayan sakızla içimiz çok rahat. Bir yönetmen var ya ünlü. Annesini, babasını, kardeşini. Öyle yapar işte. Abi git takıl yani ne oldu? Kamera koyuyor. Herkesi dedim bayıldı. Ne yapıyorsun oğlum orada? Ne o? Gergin misin? Ya baba bir git Allah aşkına. Bu mudur yani şimdi? Yukarıda herkes sizi bekliyor. Sen gelip burada küsmüş oturuyorsun. Aykut. Evladım. Bak arkadaşların yukarıda sizi bekliyorlar. Başladığınız bu güzel işi bitirmenizi bekliyorlar. Hadi yavrum. Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Hepsi sahte. Hepsi kendi şovunun peşinde. Burama kadar geldi artık baba. Gelmeyecektik baba. Oradan buraya gelmeyecektik. Hepsi senin hatan baba. Thank you.
Benim adam. Evet. Belki de bütün bunlar benim adam. İşte Kültür Bakanlığı'ndan destek meslek falan. Bir tane dosya yapıyorsun, gönderirsin, alıyorsun zaten. 200 milyara kanal oluyormuş, 200 bin dolar mı? DVD satış. Gecenin son yarışmacıları olarak alkışlarınızla arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Diğer arkadaşınız yok mu Aykut? Anlatacak olan. Evet, Aykut yokum diyor. Hanginizi anlatacaksınız? Ben. Aykut varım diyor. Aykut varım diyor. Bak 50 bine çektik abi. 200 bin seyirci. Değil hesapla mi? Bak. DVD satışı var bunun. Televizyon satış. Gecenin son yarışmacıları olarak alkışlarınızla arkadaşlarımızı sahneye davet ediyoruz. Canlı değil mi? Sen hiç merak etme. Ben buradan çocuklara pozitif enerji gönderiyorum. Çevrenizde muhakkak görmüşsünüzdür. Perde takarken düşenleri, kolunu bacağını kıranları. Hatta bu yüzden aile içinde ufak tefek tartışmalar bile olmuştur. Annem. Annemi perde takarken her görüşümde ona nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. Annem babamdan hep yardım isterdi. Fakat babam ona hiç yardım etmezdi. Ben de tüm annelerin işini kolaylaştırmak için böyle bir icatta bulundum. Adına perde takmatik adını verdim. Ve şimdi size bunu sunacağım. Olur. Marcel takip işe ver. Mehmet! Mehmet! Marcel yaklaş, yaklaş, yaklaş. Neden bunu bana yaptın Dilek? Neden? Çok seviyordum seni. Marcel anlamıyor bu işi abi yani. Abi senin akraban diye aldık işi. Neden umut verdin? Neden oynadın? Sevmiyorsan. Ya bitirdiniz, tükettiniz lan adamı. Gül gibi adamı ha. Mehmet'ciğim seviyor, gerçekten seviyor seni Dilek. Sakin ol, anlatsana Dilek'ciğim sen de. Gaj'a gir, gaj. Şimdi? Girelim. Hadi.